Dünyada göç olgusuyla beraberiz bugün sizlerle. Öncelikle göçün tanımını yapalım. İnsanların bir yerden başka bir yere hareketine göç adı verilmekte. Lütfen dikkat. Sevgili arkadaşlar, göçlerin dünya üzerinde dört önemli nedeni bulunmakta. Bunlara bir bakalım. Birincisi sosyal nedenler. Evet neymiş? Sosyal nedenler. Değerli arkadaşlar, bir diğeri doğal nedenler. Siyasi nedenler ve ekonomik nedenler olmak üzere göçlerin nedenini kendi içerisinde 4 gruba ayırmaktayız. Deprem, volkanik faaliyetler, sel taşkın, çığ, heyalan, erozyon, kuraklık ve kıtlığa bağlı olarak gerçekleşen göçlere doğal nedenli göçler adı verilmekte. Değerli arkadaşlar, eğitim, sağlık, hızlı nüfus artışı, Güvenlik problemine bağlı olarak gerçekleşen göçlere ise sosyal nedenli göçler adı verilir. Savaşlar, mübadele yani karşılıklı nüfus değişimi, hızlı nüfus artışı, güvenlik problemlerine bağlı olarak gerçekleşen göçlere ise siyasi nedenli göçler adı verilmektedir. Lütfen dikkat. Ekonomik nedenli göçlere bakacağız. Değerli arkadaşlar, burası önemli bir dipnot. Dünya üzerindeki bütün göçlerin en önemli nedeni ekonomiktir. Peki, neye bağlı olarak gerçekleşir ekonomik nedenli göçler derse? İş imkanlarının sınırlı olması, doğal kaynakların sınırlı olması, geçim sıkıntısı, sanayileşmenin yetersizliği, tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi, gelir dağılımındaki dengesizlik ekonomik nedenli göçlere örnek olarak verilebilir. Evet öncelikle şuraya bakalım. İnsanların yaşadıkları yerleri terk etmesinde göçün hangi faktör etkili derse itici faktörü etkili olmaktadır. Evet değerli arkadaşlar insanların yaşadıkları yeri terk etmesinde hangi faktörler etkili itici faktörler? Neler o itici faktörler? Mesela doğal afetler, savaşlar, işsizlik, dini, siyasi, etnik baskılar, güvenlik sorunları, özellikle siyasi kargaşa veya terör olayları, elde edilen gelirin azalması, orada geçinmenin zorlaşması itici faktörlere örnektir. Mesela ülkemizde İtici faktörlerin en yaygın olduğu sahalar genellikle neresi derse kırsal sahayı örnek olarak verebiliriz. Değerli arkadaşlar, insanların gittikleri yerlere yerleşmesinde yani göç ederek oraya yerleşmesinde göçün çekici faktörleri etkili olmaktadır. Nasıl faktörler? Çekici faktörlerin burada etkili olduğu gözlenmekte. Lütfen bu iki kavrama dikkat edin. Değerli arkadaşlar göçe sebep itici. Yine göçe sebep özellikle ne? Çekici. Türkiye'de çekici faktörlerin en baskın olduğu saha neresi derse nereye örnek verebilirim? Kentleri buna örnek olarak verebilirim. Evet çekici faktörleri inceleyelim. Değerli arkadaşlar daha fazla kazanma isteği daha iyi koşullarda çalışma isteği, daha iyi eğitim, sağlık hizmetleri alma isteği, yine daha iyi koşullarda hayat isteği çekici faktörlere örnek olarak verilebilir. Evet göçün serüvenine bakacağız. Tarihten günümüze göç olgusuna bakıldığında aslında insanlık ilk ortaya çıktığı günden bugüne sürekli hareket halinde yani göç halinde değerli arkadaşlar. Tarih öncesi dönemlerdeki göçler en güzel örnek. İnsanoğlunun ilk ortaya çıktığı kıta neresi derse ne diyeceğiz? Afrika kıtası. Ve değerli arkadaşlar bundan 90 ila 100 bin yıl önce insanlık Afrika kıtasından tüm diğer kıtalara yayılma göstermiştir görüyorsunuz. Bering boğazını kullanarak buradan da nereye yerleştiklerini görmekteyiz 12 bin yıl öncesinde. Kuzey ve Güney Amerika'ya yerleştiğini görmekteyiz tarih öncesi göç hareketlerinde. Tarihteki önemli Türk göçlerine bir bakalım. Sevgili arkadaşlar Türklerin ana yurdu neresi? Orta Asya. Lütfen dikkat. Orta Asya'da meydana gelen şiddetli kuraklık, erozyon, hayvan sayısının ve insan sayısının artmasını buna bağlı olarak otlakların yetersiz hale gelmesi, Çin'in siyasi baskıları, Türkleri Orta Asya'dan göçe zorlayan en önemli etkenler. Görüyorsunuz değerli arkadaşlar, Çin tarafına, Hindistan tarafına, bunun yanında Asya'nın doğu tarafına, Asya'nın kuzey tarafı dediğimiz Sibirya bölgesine, Rusya içlerine, Balkanlara ve oradan Avrupa içlerine, Arap Yarımadası, bunun yanında İran içleri ve değerli arkadaşlar, Anadolu Türklerin başlıca yayılma alanları içerisinde yer. Almakta. Evet lütfen dikkat özellikle Türklerin en önemli konaklama yeri neresi olmuştur derse sevgili arkadaşlar 1071 yılı Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları bizlere açılmış ve oraya yurt edinmişiz. Devam edelim. Kavimler göçü sevgili arkadaşlar kavimler göçünün temelinde aslında Türk göçleri bulunmakta yani Türklerin Orta Asya'dan çıkışı bulunmakta. Özellikle Türklerin doğudan batıya doğru hareketi diğer kavimlerin de değerli arkadaşlar hareket etmesine yani göç etmesine neden olmuştur. Bu göç hareketinin en etkili olduğu kıta neresi derse değerli arkadaşlar Avrupa kıtası. Göç hareketinin etkili ve göçten en çok etkilenen kıtadır Avrupa kıtası. Hangi göç o? Kavimler göçü. Biraz açalım kavimler göçünü. Değerli arkadaşlar, kavimler göçü tarih sahnesindeki en büyük göç hareketlerinden biri. Göç yolları ve göç ettikleri yerlere bakıldığında, çoğunluğu Türklerin oluşturduğu bu kavimler çeşitli yolları izleyerek göç etmişler. Kuzeye gidenler Sibirya'ya, doğuya gidenler Çin, uzak doğu ülkelerine, güneye gidenler Hindistan, Afganistan, Çin bölgesine, bir kısmı Hazar Denizi'nin kuzeyinden Karadeniz'in kuzeyine ve Avrupa'ya batı tarafına doğru yolculuk yapanların bir kısmı yine Hazar Denizi'nin güneyinden değerli arkadaşlar İran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu'ya doğru göç etmişler. Kavimler göçüne bağlı olarak. Kavimler göçü tarih sahnesinde gerçekten de çok önemli bir göç olayı değerli arkadaşlar. Özellikle Batı Hunları Avrupa'ya doğru ilerlerken bazı kavimlerle karşılaşırlar. Tarih dersinde de bunu sık sık duyarsınız. Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar, Angıllar, İngilizlerin ataları. et evet, Burgontlar değerli arkadaşlar. Türklerin önünde Batı'ya doğru hareket eden önemli kavimlere örnek. Bu kavimler Batı Hunların baskısından kaçarak Avrupa içlerine doğru ilerlerken önlerine çıkan diğer kavimlere saldırdılar ve onların da göç etmesine neden oldular. Saldırıdan kaçan kavimler değerli arkadaşlar Batı'ya doğru ilerlediler yani Avrupa'nın daha içlerine doğru ilerlediler. Saldırıya dayanamayan Roma İmparatorluğu evet hangi imparatorluk Roma İmparatorluğu? Önce değerli arkadaşlar ikiye bölündü. Evet Batı Roma ve bunun yanında Doğu Roma olmak üzere Batı Roma tarafı biliyorsunuz tamamıyla yıkıldı. Sevgili arkadaşlar Doğu Roma Bizans ise 1453 İstanbul'un fethine kadar ayakta kaldı. Batı Roman'ın yıkılmasıyla beraber Avrupa'nın siyasi birliği tamamıyla dağıldı. Derebeylik sistemi ortaya çıktı. İlk çağ son buldu. Orta çağ dediğimiz Avrupa için karanlık çağın kapıları aralandı skolastik düşünceyle beraber. Sevgili arkadaşlar özellikle kavimler göç Avrupa kıtasının siyasi sosyal yapısını sonsuza dek değiştirdi. Kıtada yeni ırklar, yeni siyasal yapılar ortaya çıktı. Yeni bir çağın başlamasına bu olay neden oldu? Kavimler göçü üzerinde biraz... Durduk buna lütfen dikkat. Yeni dünyaya göçler. Sevgili arkadaşlar, yeni dünya deyince aklımıza insanoğlu tarafından sonradan keşfedilen Kuzey Amerika, bunun yanında Güney Amerika ve Okyanusya dediğimiz Avustralya kıtası gelsin. Evet, yeni dünyaya göçleri başlatan en önemli olay ise coğrafi keşiflerdir değerli arkadaşlar. Lütfen dikkat coğrafi keşiflere öncülük eden önemli denizciler kimlerdi? Ümit burnunu bulan Bartelmi Diaz. Bartelmi Diaz yolundan deniz yoluyla Güney ve Güney Doğası'ya ilk ulaşan denizci Vasco de Gama. Değerli arkadaşlar, gaf yaparak Kuzey Amerika'yı aslında keşfeden ama Hindistan'a vardığını zanneden Christophe Colomb. Dünya turunu ilk atan denizci Magellan ve kankası Delcano değerli arkadaşlar. Yine Amerika kıtasını sonradan bir daha keşfeden İtalyan denizci Amerigo Vespucci coğrafi keşiflerin önemli isimler arasında yer almakta. Bazen kaynaklarda, testlerde karşımıza bu isimler de çıkmakta. Bunlara lütfen kulağımız aşina olsun sevgili arkadaşlar. Evet, Avrupa kıtasında yapılan göçlerin nedenleri, özellikle değerli arkadaşlar, yeni dünyaya en çok göç hangi kıtada gerçekleşti derse Avrupa kıtasından en yoğun göçün yaşandığı gözlenmekte. Yaklaşık 60 milyon insanın coğrafi keşiflerden günümüze kadar yer değiştirdiği gözlenmekte. Evet, neden Avrupalılar yeni dünyaları keşfetmek için buralara göç etmişler? Siyasi baskılardan kaçmak, dini inanışlarını özgürce yerine getirebilmek, ekonomik sıkıntılardan kurtulmak, ülkelerinde kendilerine tanınmayan fırsatlardan yeni dünyalarda faydalanmak, maceraya atılmak amacıyla göç etmişlerdir. Sevgili arkadaşlar lütfen dikkat. Yine önemli bir genel kültür. Mesela Kuzey Amerika'yı düşünelim. Kuzey Amerika'da değerli arkadaşlar iki önemli devlet kim o? ABD ve Kanada. Aslında özellikle ABD'nin ataları İngilizler değerli arkadaşlar. Kanada'da ise ağırlıklı yine Fransızlar ve İngilizler bulunmaktadır bugün. İspanyollar ve Portekizler nereyi mesken tutmuş? Güney Amerika'yı. Bu nedenle biz Güney Amerika'ya ne adını veriyoruz? Latin Amerika adını vermekteyiz. Çünkü İspanyol ve Portekiz kültürüne biz ne ad veririz? Latin kültürü adını veririz. İngilizler ve Hollandalılar ise Avustralya ve Yeni Zelanda'ya değerli arkadaşlar göç edip oraları mesken tutmuşlardır. Tarihin en acıklı göç hikayelerinden biri değerli arkadaşlar Afrika kıtası. Amerika'ya yerleşen Avrupalılar geniş tarım alanlarında çalıştırmak üzere yine evlerinde hizmet göstermek üzere Afrikalıları kıtadan zorla gemilere doldurarak değerli arkadaşlar Amerika kıtasına taşımışlar. Afro-Amerika dediğimiz yeni bir kültürün doğmasına neden olmuşlardır. Buna biz köle ticareti diyoruz. Gerçekten de o dönemde insanlık dışı uygulamaların çokça buralarda görüldüğü gözlenmekte. Sanayi devriminin neden olduğu göçler. Sevgili arkadaşlar, sanayi devrimi ilk olarak Avrupa kıtasında hangi ülkede ortaya çıktı derse İngiltere buna örnek olarak verilebilir. İngiltere'de ise taş kömürü ve demir yatakları bakımından zengin Manchester dünyanın ilk sanayi kentidir. Sevgili arkadaşlar lütfen dikkat. Sanayi devrimine bağlı olarak kentler hızla zenginleşmiş. Kentlerde iş bulma olanağı fabrikalaşmaya bağlı olarak artmış. Bu nedenle kırdan kente Göç olgusu ortaya çıkmıştır. Lütfen dikkat. Dünyada bu da devasa değişimlere neden olmuş. Kaçıncı yüzyılda? 18 ve 19. yüzyıllarda. Mübadele. Değerli arkadaşlar, ülkeler arası anlaşmaya bağlı olarak karşılıklı nüfus değişimine biz ne ad veriyoruz? Mübadele. Şunu unutmayın mübadele zorunludur değerli arkadaşlar. Çünkü ülkeler arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak gerçekleşir. Mesela biz kiminle mübadele yaptık denirse Yunanistan'la değerli arkadaşlar Lozan Barış Anlaşması sonucunda Anadolu'da bulunan Rumlarla Yunanistan'da bulunan Türkler yer değiştirmiştir. Evet 1 milyon 200 bin Rum'u biz Yunanistan'a 500 bin Türk'ü de ülkemize çağırdık. Lütfen dikkat Özellikle mübadele dışında tutulan taraflar derse Yunanistan'da Batı Trakya Türkleri, İstanbul'daki Rumlar değerli arkadaşlar, mübadele dışı tutulmuştur. Buna da lütfen dikkat edin. Yine Bulgaristan ile Yunanistan arasında, Romanya ile Bulgaristan arasındaki anlaşmalara bağlı olarak karşılıklı nüfus değişimleri yani mübadelelerin yapıldığı gözlenmektedir. Yeni kurulan devletler sonucunda yaşanan göçler. Sevgili arkadaşlar, İsrail'in kuruluşuyla yaşanan göç olgusuna bir bakalım. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler'in girişimiyle 1948'de İsrail devleti kurulmuştur. Amerika, Asya ve Afrika'dan 750 bin Yahudi Orta Doğu'daki Filistin topraklarına yerleşmiştir. Sovyetler Birliği'nden yine 2 milyon Yahudi göç ederek değerli arkadaşlar Filistin topraklarına yerleşmiş ve burada İsrail'in nüfusunu oluşturmuşlardır. Kosova'nın bağımsızlığı evet değerli arkadaşlar Balkanlara gidiyoruz. 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova özellikle Arnavutluk'tan göç almıştır. Evet bu da yeni kurulan devletler sonucunda yaşanan göçlere örnek olarak verilebilir biliyorsunuz. Biz de Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Balkanlardan, değerli arkadaşlar, Kafkaslardan, Ortadoğu'dan önemli ölçüde göç almıştık. Buna da lütfen dikkat. İşçi göçleri. Dünyadaki değerli arkadaşlar, göçlerin en önemlisi genellikle göç alan ülkelere bakıldığında gelişmiş ve genç nüfusu az olan ülkeler Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Avusturya buna örnek olarak verilebilir. Göç alma nedenleri. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra nüfusun önemli bir kısmını yitirmiştir Avrupa değerli arkadaşlar. Avrupa ülkelerinde özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın etkilerini hızla ortadan kaldırmak amacıyla, ekonomilerini yeniden canlandırmak amacıyla büyük bir iş gücü açığı meydana gelmiş. Bunu karşılamak için diğer ülkelerden bu Avrupa ülkeleri genç nüfusu çağırmıştır. Bizde de biliyorsunuz en yoğun göçler 60-65 yıllarında bu dönemde nereye olmuştu? Almanya'ya yapılmıştı. Özellikle 1950-1960 yıllar arasında gerçekleşmiş değerli arkadaşlar. Fas, Cezayir ve Tunus genellikle Fransa'ya göç göndermiş. Türkiye değerli arkadaşlar başta Almanya olmak üzere Hollanda, Fransa, Avusturya gibi ülkelere işçi göçü göndermiş. Hindistan ve Pakistanlılar ise genellikle göç yeri olarak İngiltere'yi tercih etmişlerdir. Beyin göçü sevgili arkadaşlar, beyin göçünün özelliği az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iyi eğitim görmüş, nitelikli, uzman, yetenekli kişilerin daha iyi ücret, daha iyi çalışma, daha iyi yaşam koşulları için gelişmiş ülkelere göç etmesidir. Üniversite eğitimi için yurt dışına giden öğrencilerin mezun olduktan sonra o ülkede çalışmaya başlamasına beyin göçü adı verilmektedir. Bakın nitelikli insanlar gidiyor beyin göçünde. Göç veren ülkeler için bu ciddi bir problem değerli arkadaşlar. Evet göç alan ülkelere bakalım. Yine dünyanın gelişmiş ülkeleri. ABD, bunun yanında değerli arkadaşlar Kanada, Almanya, Avustralya, Fransa, İngiltere, İsviçre, İsveç, Norveç gibi gelişmiş ülkelerin göç aldığını görmekteyiz. Göç veren ülkelere bakalım. Hindistan, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Cezayir, Tunus, İran, Nijerya, Orta Asya, Türkiye Cumhuriyetleri değerli arkadaşlar göç veren ülkelere örnek olarak verilebilir. Kendi ülkemize bir bakalım. Değerli arkadaşlar Türkiye ise hem beyin göçü veren hem de beyin göçü alan bir ülkeye örnektir. Genellikle Türkiye Cumhuriyetlerinden ülkemize beyin göçü yapılmaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı değerli arkadaşlar beyin göçüne bağlı olarak daha fazla artış göstermiştir. Çünkü, çünkü bu nitelikli insanların katma değeri daha yüksek üretim faaliyetlerine katkı sağlaması göç ettikleri ülkelerin daha da hızlı bir şekilde gelişmesine neden olmaktadır. Devam edelim. Mülteci göçleri. Öncelikle mülteci kavramına bir bakalım. Siyasi ve etnik baskılar, iç karışıklıklar veya savaşlar sonucunda zulüm gören veya zulüm göreceği endişesi taşıyan bu sebeple ülkesinden ayrılarak başka bir ülkeye sığınma talebinde bulunan kişilere Mülteci adı verilir. Yani sığınmacı diyoruz değerli arkadaşlar. Siyasi sığınmacı olabilir bu. Etnik sığınmacı olabilir değerli arkadaşlar. Buna lütfen dikkat. Mülteci, sığınmacı mülteciler gibi aynı nedenle ülkelerini terk eden ancak gittiği ülkede sığınma talebi henüz incelemede olan kişiye sığınmacı denilir. O zaman şöyle bir ayırdım yapabiliriz. Mülteci önceden onaylanır değerli arkadaşlar ülkeye sığınması için. Sığınmacının özelliğini onay almadan ülkeye girmek, giriş yapmak. Buna da lütfen dikkat. Göçmene bir bakalım. Ekonomik, eğitim, sosyal gibi nedenlerle daha iyi koşullarda yaşamak için başka ülkelere izin alarak giden kişiye göçmen denir. Evet değerli arkadaşlar bizden izin alarak ülkemize gelen Suriyelilere ne diyeceğiz? mülteci izin almadan Türkiye'ye giriş yapıp burada yerleştikten sonra izin alma olayına girene sığınmacı. Lütfen dikkat olun. Değerli arkadaşlar ekonomik eğitim sosyal gibi nedenlere bağlı olarak Afganların bunun yanında Pakistanların İranların ülkemize girişine ise göçmen adı verilmekte. Tabi bunlar da izin almak kaydıyla lütfen dikkat. Devam edelim. Değerli arkadaşlar, göçleri örnekler. Tabloda bazı ülkelerdeki mülteci durumlarına, mülteci durumlarına düşen kişilerin sayısı verilmiş. Ruanda, Irak, Somali, Kosova, Bosna, Ersek, Burundi, Liberya, Sierra Leone değerli arkadaşlar. Hep görüyorsunuz az gelişmiş ülkeler. Türkiye'de mülteci göçleri 2011 yılından beri değerli arkadaşlar devam eden, iç savaş yaşayan bir ülkeden gerçekleşmiş. Kim o? Suriye'den. Evet bugün Suriyelilerin Ülkelere dağılışına bakacağız. Değerli arkadaşlar Türkiye 3,5 milyonun üzerinde. Sonra Lübnan, Ürdün, Irak, Mısır, Libya. Bakın zengin bir ülke Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikler burada hiç yok değerli arkadaşlar. Ona da lütfen dikkat. Doğal afetlerin neden olduğu göçler. Sevgili arkadaşlar depremler göçlere neden olabilir mi? Evet 2004 yılında Güneydoğu Asya'da meydana gelen şiddetli deprem ve arkasından oluşan tsunami felaketi çok sayıda insanın buradan göç etmesine neden olmuştur. Çeyrek milyon insan ölmüştü hatırlayın bu deprem ve tsunami sonucunda özellikle Endonezya'yı vurmuştu. 17 Ağustos 99 Marmara depremi değerli arkadaşlar İzmit, Adapazarı, Yalova gibi merkezlerin birçoğunun göç vermesine neden olmuştur. ABD Kaliforniya'da meydana gelen deprem yine değerli arkadaşlar Kaliforniya'dan başka eyaletlere göçlere neden olmuştu. Volkanik püskürmelerin neden olduğu göçlere örnek. Volkanik alanlar verimli topraklara sahip olduğu için genelde yoğun nüfuslu değerli arkadaşlar. Yeryüzünde 600 aktif volkanın 350 kadarı nerede? Büyük okyanus çevresi dediğimiz Pasifik Ateş Çemberinde. Bu nedenle volkanik patlamalara bağlı olarak yaşanan göçler özellikle Pasifik Ateş Çemberi çevresinde gözlenmekte. Guatemala'da Pacaya Yanardağı ile Ekvador'daki Tunguruha Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonucunda binlerce kişi evlerini ve bölgeyi terk etmek zorunda kalmıştır. Endonezya'nın Java Adası'ndaki Merapi yanardağının patlama sonucunda yine binlerce kişi evlerini ve yaşadığı bölgeyi terk etmek zorunda kalmış doğal afetlere bağlı göçlere en güzel örnek. Değerli arkadaşlar kuraklığa bağlı göçler. Evet buna en güzel örnek neydi? 4. ve 5. yüzyıllarda. Değerli arkadaşlar Hunlar ve Moğollar yani Türklerin ve Moğolların Orta terk etmesi. Evet günümüze en yakın katliamlardan biri Aral Gölü, Kazakistan ve Özbekistan sınırında. Dünyanın dördüncü büyük gölü iken göl sularının 40 yıl boyunca plansız, binitsizce SSCB tarafından kullanılması değerli arkadaşlar. Gölün üçte ikisinin kurumasına neden oldu ve göl etrafı tamamıyla bugün boşaltıldı. Yani yoğun bir göç verdi. Sellerin neden olduğu göçler özellikle hangi iklim bölgelerinde derse yaz yağışlarına bağlı olarak musam iklim coğrafyasında değerli arkadaşlar. Yani Güneydoğu Asya'da özellikle sellere bağlı göçlerin yaygın olduğu gözlenmekte. Muson iklim sahası Güneydoğu Asya deyince hangi ülkeler aklımıza gelmekte? Başta Hindistan ve iki nehirin birleştiği seller ve taşkınlar diyarı Hindistan'ın hemen doğusundaki Bangladeş'i örnek olarak verebiliriz. Sevgili arkadaşlar bunun yanında heyalanlar sık sık yaşanan kasırga veya hortumlarda göçlere neden olabilmekte. Buna lütfen dikkat